Arkadaşlar dün bir story paylaştık. E30'un motorunu sökerken video çekiyorduk. Herkes sordu bir şey mi oldu, ne oldu, hani daha yeni motor yapılmadı mı, neden söküyorsunuz vesaire diye. Çok şey başımıza geldi. İyi ki sökmüşüz, Allah'tan sökmüşüz, erken fark ettik. Yaklaşık 6 ay önce bir E30 aldık, swap yapacaktık. Bir motora baktık, içimize sinmedi, beğenmedik. Ustadın bir tanesi dedi ki, bir aracı vasıtasıyla, gelin dedi ben size aynı fiyata dedi stroker motor toplayayım. Üstüne montajı vesairesi her şeyi, hani aynı motor alacağınız fiyata ben komple dizimini yapayım dedi. Benim elimde de bir dünya malzeme var, onları da hem değerlendirmiş olayım dedi. Bir rakam verdi, verdiği rakama biz okeyleştik. Hatta parası da peşin peşin verildi. Hani parasında hiçbir eksik veya hatta eksiklik yapılmadı. Ondan sonra bu arkadaş, sorduk hani ne kadar sürede bu motoru toplarsın, üstüne koyup çalıştırırsın. Hani bize çünkü araba lazım. Biz normalde kendimiz montajını her şeyini yapıyoruz, çalıştırıyoruz. Bu dedi işte 20 günde ben size aracı dedi teslim edeceğim. İyi tamam güzel. Hani hiçbir şeye karışmayacağız. Komple swap'ı yapılacak, anahtar teslim verilecek. Anlaştığımız fiyata biz hazırladık o sırada. Usta dedi ki işte ben motoru tezgahın üzerine dizeceğim. Motoru diktiğim zaman sizi çağıracağım. Hani arabanın üzerine atacağız. Burada hani sanayinin içinde kalabalık etmesine gerek yok. İyi, eyvallah. Yaklaşık işte 20 günde oldu. Biz dedik hani usta ne oldu? Hani masaya daha motoru dizmedin. Hani arabayı ne zaman getireceğiz? İşte kardeşim de çok yoğunluk vardı. Şöyle de var, böyle var falan filan. Yaklaşık 2 ay, 3 ayın sonunda arabayı çağırdı. Hani çok sıkıştırdığımız artık hani 20 gün dedin usta bak 2 ay oldu vesaire diye sıkıştıra sıkıştıra. Dedi tamam hani şu pazar getirin arabayı. Arabayı bir pazar günü getirdik, çekiciyle indirdik kapısına. Araba kapıya indikten sonra da yaklaşık olarak bir 2 hafta kapıda yattı. Hani diyoruz usta hani alt tarafı üstüne bir motor atacaksın. Hani atla şunu. Hani bağlantılarını yap. Arabayı artık alalım bineceğiz arabaya. Bu sürecin sonunda en son motoru üzerine attı vesaire. Dedi işte 2-3 gün arabanız bitiyor, gelin alın. Ben de o gün şansları sanayideydim. Hani bitiyor dedi ya, gideyim bir bakayım dedim arabaya. Gittim bir baktım. Emme manifoldun üstündeki yakıt kütüğü, rail attı, boştaydı. Sallanıyordu yani böyle salladığınız zaman bildiğiniz bütün enjektörler sallanıyor. İşte dedim usta hani bak burada bunlar sıkılmamış hani sonra unutmayın. 2 gün hani arabayı alacaksın dedin. Hani bunları da falan halledin. O şekilde alalım. O tamam dedi ben onları halledeceğim dedi altına aparat yapacağım vesaire dedi. Tam civata deliği karşılamıyor farklı bir rail hattı kullanmış. Tamam dedik. Gittik işte hani oldu mu bitti mi vesaire. Aynen dedi yaptım. İşte 2 günün sonunda verdi. Biz hiçbir masrafından kaçmadık. Arabaya harici beyin R8 bobinler vesaire. Sağ olsun Aydın abi var. Bostancı Sanayi'de. Camiada olan herkes bilir. Güzel iş yapıyor. Eline sağlık. Ondan yana hiçbir sıkıntı yaşamadık. Sağ olsun güzel iş çıkarttı. Harici beyni yapıldı edildi. Marşa basıldı. Arabada yoğun bir itici sesi var. Yani yaklaşık 4 sokak öteden duyarsınız yani o kadar büyük bir ses çıkartıyor. Ondan sonra biz bunu tekrar tabii çekiciyle geri getirdik sanayiye. Dedik hani bunda aşırı fazla itici sesi var. Hani bu normal değil. Dedi ki kardeşim dedi bazı iticiler dedi 10 dakikada da sustuğu oluyor dedi. 1 saatte sustuğu da oluyor dedi. Biz dedi 2 haftada susmayanı da gördük dedi. 2 haftanın sonunda susanı gördük dedi. Dedim yani böyle bir şey yok. Hani ben hiç duymadım, şahit de olmadım. 2 hafta nedir dedim hani 1 saatte de olur. Hadi bir günde de olsun. Ondan sonra yok dedi ben işin arkasındayım sıkıntı yok vesaire. Baktılar, kontrollerini yaptılar. İşte su kaçağı vesaire bu tarz kontrolleri yapıldı. Sonra biz arabayı aldık, yazılıma getirdik. Çıktık yola, yolda yazılımı yazarken dedi enjektörün bir tanesi çalışmıyor. Ha dedik olabilir, hani bir talihsizlik bize denk gelmiştir. Yani biz arabayı alıp kapıya getirip, kapıda hani incik boncuğunu toparlayıp, ondan sonra tekrar hani enjektörünü değiştirip, yeniden yazılıma gidecekti. Yazılımcıdan çıktık. Geri dönüşte Kavacık yönünde arabada yoğun bir benzin kokusu oluşmaya başladı. Direksiyonda da Eray vardı zaten. Dedim Eray hani hemen sağa çek. Bu normal bir benzin kokusu değil. Çiğ kokusu falan değil. Hani bir yerden bir şey patlattı. Hani yoğun bir şekilde benzin geliyor. Hemen emniyet şeridini aldık. Kaputu bir açtık. Açtığımızda şu noktalarda bu kulenin kenarlarında avuç avuç o kulenin de dibinde komple böyle bildiğiniz bir avuç burası dolu. Şunların içi komple dolu şekilde benzin vardı. Buradan bütün enjektörü patlatmış, dışarı atmış yakıtı. Kaput keçileri meçileri komple benzin içindeydi ve duman tutmaya başlıyordu artık. Hani az kalsın araba yanıyordu. Ben bunu tabii hemen videosunu çektim. Motorcu ustaya attım. Dedim bakın böyleyken böyle. Ben size 50 kere uyardım dedim ki şu kütüğü adam akıllı bir sıkın. Altına gitmiş köpük koymuş. Civatanın karşılamadığı yere yatay bir köpük koymuş. Köpüğün üstüne vida sıkmış. Köpük de mukavemetini kaybedip arada boşa düşmüş. Boşa düşünce enjektörler geri atıyor. Arabayı benzin sarıyor. Dedim hani senin yüzünden az da araba yanıyor dedim. Bu araba yansaydı ne olacak dedim. Kim duracaktı arkasında? Hani ben işimin arkasındayım, işimin arkasındayım diyorsun. Bu şekilde mi arkasında duruyorsun vesaire. Kardeşim dedi hani mekanik spor olur böyle şeyler falan filan. Hani böyle bir adet çıktı ustalarda. Hani neyse bu mekanik spor. Hani usta hatası mekanik spora dönmeye başladı bu camiada. Hani hepiniz birçok kez duymuşsunuzdur. Neyse biz arabayı aldık getirdik. Tekrar sanayiye, tekrar çekici masrafları. Bunları karşılayan kesinlikle yok. Ondan sonra biz arabayı bıraktık.
Adamlar işte enjektör kütüğüne başka daha böyle demir puldan bir şey yapmışlar. Sabitlemişler vesaire. Buraya gittiğimizde bobinin bir tanesini geri çektik. Yani bir baktık ki bobinler dağılmış bir şekilde. Şimdi göstereceğim. Sıfır taktığımız bobinler benzin atması sonucunda pipolarını şişiriyor. Pipolar şişince gövdeleri patlatıyor. Üzerindeki NGK yazıları falan hepsi silinmiş. Bunları böyle görünce dedi ki hani bunlar nasıl sıfır bobin dedi. Hani böyle sıfır bobin mi olur dedi. Aydın abi arayın konuşun dedi. Hani bunlar dedi sıfır değil falan dedi. Aydın abi aradık, dedik abi hani bu taktığın bobinler çıkma mıydı? Hani ben ama takılırken hani biliyorum üzerinde yazıları falan çok netti. Allah'tan fotoğraflarını da çekmiştik motor içinin. Açtık fotoğraflardan baktık. Aydın abi dedi ki yani getirin dedi bobinleri dedi. Bunlar ya benim bobinim değil dedi. Bu kadar kısa sürede böyle bir şey olmaz. Bir şey mi oldu dedi arabaya. Dedik abi böyleyken böyle oldu. Benzin patlattı araba. İşte hani her yeri benzin doldurdu. Aydın abi anladı mevzuyu. Dedi dükkana gelin dedi. Ben size bir şey göstereceğim dedi. Böyle bozuk bir tane bobini benzinin içine soktu. Benzinin içinde yaklaşık 10-15 dakika bekledikten sonra pipo şişmeye başladı. Anladınız mı dedi neden olduğunu dedi. Hani usta hatası dedi. Yani ustanın benzin hani benzin patlatma sonucunda bu bobinleri şişirmiş, patlatmış, o-ringlerini büyütmüş dedi, pipolarını. Tabii bizim bu motorcu ustamız, sözde motorcu ustamız Aydın abi bunu deneyip bize uygulamalı olarak gösterene kadar Aydın abi suçluyordu. İşte Aydın abi de hani ilk başta bak düzeninde yazı falan yazmıyor, bunlar benim bobinim değil demişti. Ondan sonra benzinin sildiğini falan fark ettik. Aydın abi de hiçbir kusur yoktu. Yani yine tüm kusur motorcudaydı. Aslında neyse biz dedik hani madem bu İtecek sesi falan da var. Hani böyle bir problem de oluştu. Hani bunları yapıyorken iteceklere falan da bir kontrol edin dedik. Bu hani susacak gibi değil çünkü bir dolduruyor bir boşaltıyor. Adamlar neyse itecekleri tamam dediler, bir kontrol edelim. Bir söktüler. İteceklerin bağlandığı bir kütük yuva var. O kütük yuva sanki böyle jetle kesilmiş gibi hani tavrumar haldeydi. Onu bana çıkarttı gösterdi işte bak bu yüzdenmiş falan diye bizim rektifiyecinin gözünden kaçmıştı. Da halbuki kimsenin gözünden kaçan bir şey değil, bilinçli olarak takıldı oraya. Bunu da motoru söktükten sonra anladım. Bize sıfır ayarında gergi paletleri gösterildi. Gergi paletlerinin kenarları kemirilmiş gibi. Yani hepsini şimdi tek tek çekeceğim parçaları. Sindir kapağı bebek gibi vesaire dendi. Sindir kapağı kaynaklı. Zaten su kanalları yuvaları falan da hiç iyi durumda değil. Neyse bu adamlar tabii itecekleri falan değiştirdi de. Yine bir dolduruyor bir boşaltıyor vesaire. Tamam dedi kesmezse dedi yine bende dedi. Hiç problem yok. Ya dedim usta tamam sende de hani biz gidiyoruz geliyoruz çekiciye binip duruyoruz. Hani bunlarda hani bir masraf. Ya kardeşim mekanik sporda falan filan siz hiç daha önce araba toplamadınız mı vesaire diyor bana. Ki ben restorasyonla uğraşıyorum normalde. Hani kendi arabamın bütün civatasına kadar kendi takan biriyim. Dedim tamam usta dedim. Hani yapacak bir şey yok falan. İşin arkasında durmuyor çünkü. Hani bir şey de diyemiyoruz. Bu tabii bizim Eray arkadaşımızın da bayağı bir morali bozuldu. Sonuçta eş dost akraba herkes arabayı soruyor. Aldığın günden beri sanayide bir türlü çıkamadı vesaire diyor. Yani çocuğu da darlıyorlar mesela piyasada. Bu da işte sabırsızsın mabırsızsın diyor. Yani ne sabırsızdı? Biz 20 günlüğe girdiğimiz yerden 3 ayda çıkamamışız. 3 ayın sonunda arabayı bana teslim ediyorsun. Araba neredeyse yanacak pozisyona geliyor. Biz kendi imkanlarımızla söndürüyoruz arabayı otobanın ortasında. Ondan sonra adam diyor ki sen sabırsızsın vesaire diyor. Çocuğu hani başından sağıyor. Neyse en son tabii arabanın o itecek sesi hallerini de hallettiler. Biz bunu aldık geldik arabayı. Arabada hani istediğimiz performans yok. Bahsettiği performans kesinlikle yok. Ya dedik bu kapakla bu iş olmayacak herhalde. Hani biz bu kapağı bir değiştirelim. Tekrar randevu aldık. Dedik ki biz 400 kapak aldık. 400 kapağı takalım arabaya. Yani biz bu kapaktan memnun değiliz. Hani kapağı da ona geri falan vermeyeceğiz yani. Her kapak yine bizim kapağımız olacak. Parasını ödemişiz, almışız diye. Tamam kardeşim dedi, değiştiririz falan filan. İşte bu hafta yoğunum dedi, önümüzdeki hafta bakalım. Öteki hafta geliyor işte kardeşim bu hafta da alamayacağım. Şu hafta, bu hafta derken 3 hafta yine geçti. 3 haftanın sonunda dedi ki bu pazar kesin alıyorum. Arabayı getirin bırakın pazar gecesi dedi. Ben pazartesi başlarım. Tamam dedik. Adam bize pazar günü akşamüstü mesaj atıyor. Diyor ki kardeşim diyor dükkandan eleman çıkarttım. Ben senin arabanı 2 haftada alamayacağım. Şimdi biz başka bir yere de yaptıramıyoruz. Çünkü motorun şimdi başka bir usta kapağını değiştirse, altta pompa kesse hani diyecek ki siz motoru hani açtınız kapattınız benim garantimden çıktı. Eray da artık lanet etti. Dedi ki kanka dedi ne oluyorsa olsun dedi. Ben bu hani şerefsizlere iş yaptırmayacağım dedi. Hani bunlar karakter yoksunu dedi. Hani gel dedi sen yap dedi. Ben biliyorum dedi hani sen daha önce yapmadın ama bunlardan daha iyi yapacağını biliyorum dedi. Yani ben daha önce hiç motor geçmişim yok. Sağ olsun hani kötü komşu ev sahibi eder derler. Kötü ustalar da bizi usta yaptı. Bir girmediğim motor vardı ona da giriyorum şimdi. Allah'tan biz sökmüşüz. Hani söktüğümüzde şöyle motorun işte yüzeylerine falan temizlik yaparken şurada bir şey fark ettim. Lan baktım bu içeride bir plastik parça var boşta sallanıyor. Aldım parmağımı soktum içeri işte oynattım. Lan bir baktım bu Devir Daim'in içi kırık. Dedim Eray Devir Daim'in de kırık senin.
DevirDime'i bir söktüm. Baktım DevirDime paramparça. Şöyle göstereyim onu da. DevirDime zaten dağılmış. Bunu da getirdik ustaya gösterdik. Hani dedik bunu nereden aldıysanız hani ya geri verin ya da bunu kim taktı vesaire diye. Çünkü biz arabayı daha yapalı hani 1000 kilometre oldu olmadı. Bir 1000 kilometrede de bir DevirDime bu hale gelmez. Muhtemelen çıkma çürük bir şey taktı üstüne. Hani benim şüphem böyleydi. Ben yine de ustaya hani getirelim gösterelim vesaire dedim. Çünkü ben bunu artık video çekecektim. Karar almıştım bu DevirDime'ı da kırık gördükten sonra. Eray arkadaşımız gitti motorcuya sordu. Dedi ki hani bu DevirDime'ı nereden aldın sen? Siz kendinizden mi taktınız? Hani bu dağılmış çürümüş. Bunun yüzünden ben radyatörümü de patlattım. Arabam da hararet görüyordu az daha dedi. Hani hep bir dert, hep bir sıkıntı. Dedi ki işte gidin dedi Mustafa abiyle görüşün dedi. Mustafa abiden aldık vesaire. Mustafa abiye gittik parçacıya. Parçacı dedi ki bu benim sattığım bir ürün değil dedi. Arkadaşım bununla bir alakam yok benim dedi. Zaten dedi bir satmış olduğum ürün bile olsa bir de DevirDime bu hale gelmez dedi 1000 kilometre içinde. Ondan sonra dedim usta ben zaten biliyorum hani yanlış anlama. Ben kusurun da problemin de kimde olduğunu biliyorum. Sadece teyit etmek amaçlı hani sana getirip gösterelim hani bu kadar mı kötü mal satıyorsunuz diye. Sormak da istedik dedik hani olabilir belki de senden almıştır diye. Dedi yok kesinlikle dedi benim sattığım bir ürün değil dedi. Hani birçok kişiye de böyle mağduriyet yaşatıyorlar zaten falan filan dedi. Ondan sonra piyasada duyuyoruz hani bazı kendine araba yapmışlar. Güzel arabalar da yapmışlar. Yaptıkları arabalar demek ki adamına göre muamele. Demek ki kendi çevrelerine, kendi arkadaşlarına güzel işler çıkartıyorlar. Ama bu şekilde bir işçilik olmaz, bu şekilde bir ustalık olmaz. Sonuçta fiyatı kendin vermişsin. Ben seninle pazarlık bile etmemişim. Paranı peşin peşin vermişim. Hani benim kim olduğumun hiçbir önemi yok. Hani ben burada camiada ünlü biri olmak zorunda da değilim. Sen geliyorsun benim arabamın üstüne nerede dükkanında bir çer var, çöp var onu takıyorsun. Ve taktığın işçilik de hani kötü malzemeyi takmaya geçtim. Hani takış biçimin de yanlış. En basitinden bir yağ kütüğü. Onu da göstereyim şimdi. Adam şu yağ kütüğünün üzerindeki bak şu contayı değiştirmekten üşenmiş. Yani parasını neyse artık 100 lira mı 200 lira mı vermekten kaçmış. Ya zaten Cevat Edil'in biri de kırık ama hadi o önemli değil. Adam gitmiş buraya komple silikon basmış. Sıvı conta basmış. O şekilde takmış. Ve bunun içi silikon doluydu. Sıvı conta doluydu. Bunların hepsini Allah'tan motorun içine gitmeden ayırdık. Temizledik. Zaten ben şimdi küpü de değiştiriyorum. Yalnız şu taktığı vidalar onun vidaları. Bunun üzerinde toplamda 7 tane vida olur arkadaşlar. Adam 3 tane vidayı 10 kafalı lokma cıvata sıkmış. Bir tanesini alyan cıvata takmış. Diğer 2 tanesini e-lokma takmış. Yani sen sanayinin içinde bir dükkansın. Sen dağ başında bir usta değilsin. Yani bunları utanmadın mı sen buraya takarken? Yani 7 tane gidip de cıvata alıp takamadın mı? Hadi cıvataya para vermek istemedin. Dükkandaki kovanın da mı döküp aynı ayarda vida seçemedin? Yani ona da mı üşendin? Hani bu kadar mı senin ustalığın? Ben senin takacağın kütüğün dediğim zaman ben küfür etmiş oluyorum. Adamın taktığı silindir kapağına bak. Silindir kapağı kaynaklı. Manosun altında kalıyordu biz üzerinde görmedik. İteceklerin zaten anlattık yuvaları muvaları darmadağın haldeydi. Yani elinde nerede bir çer çöp var, satılmayacak bir malzeme var üzerine takmış. Şu külbütör kapağının haline bak. Çingene spek, sıfır motor toplanıyor. Külbütör kapağını bu şekilde arabanın üstüne takıyorlar. Ve bu külbütör kapağı için ustayı uyardım. Dedim ki hani böyle kırmızı kırmızı saçma sapan olmasın. Hani leş gibi zaten. Hani bunu itecekleri söktüğünüzde bari bir adam akıllı temizleyin boyayın. Tamam dedi halledeceğiz vesaire dedi. Halletmeden bu şekilde takmışlar. Bunun da contasını değiştirmiyor arkadaş. Vatandaş diyor ki ben bunu yeni değiştirdim, sıfır taktım. Taktığı conta kütük gibi, beton gibi ve hiçbir mukavemeti kalmamış. Yağı kesinlikle tutmuyor. Kendisi de bildiği için yine sıvı contayı doldurmuş, yoğun bir şekilde basmış, içeriye de taşırmış. Bu sıvı contalardan geçen yağ da yine bizim garibim bobinlerimizin içine yağ doldurmuş. Şimdi ben motoru burada sökerken fark ettim. Bobini çektiğimde bobinin yarısına kadar yağ doluydu. Yani bu külbütör kapağından içeriye komple bujinin içine yağı vermiş. Bujiyi kesinlikle göremiyorsun. Yani içi komple yağ dolmuş. Allah'tan biz söktük. Bunların hepsini gördük. Videoluyorum. Hani siz de görün. Bize bir arkadaşımız hani onun da bir suçu yok ama işte daha önce hani birkaç arabaları görmüşler. Hani birkaç tane güzel araba çıkartmışlar. Onları görüp hani işin arkasında dururlar vesaire diye hani arkadaşları bizi yönlendirdi. Ben de şimdi size çekiyorum. Hani birinin tavsiyesiyle buraya gidecekseniz benim tavsiyemle bence gitmeyin. Hani benim başım yandı. Hani takılan parçalardan yandı.
Verdiğimiz paralardan yana başımız yandı. Gidiyorsun sanayide it köpek muamelesi görüyorsun. Orada kapıda bekliyorsun. Zaten giden arkadaşlar dükkana gitsinler. Şöyle dükkana bir baksınlar. Düzene baksınlar. Dükkanın ne halde olduğunu, nasıl çalışıldığını, nasıl bir karmaşanın içinde çalıştığını gördüğünüz zaman senin getirdiğin parçanın senin arabaya takılıp takılmadığında bile şüphe edersin. Yani mutlaka gidin, şöyle bir hani alıcı gözüyle bakarsın, şöyle bir bakın dükkanı, anlayacaksın. Arabamızın üstündeki radyatör sıfır radyatördü. Daha yeni takılmıştı aldığımızda. Bu vatandaş yine ustalığını konuşturdu. Burada radyatör çıkış tarafına bağladı müşürü, fan müşürünü. Fan müşürü normalde şu okuma mesafesi yaklaşık şuradan şuraya kadardır. Yani şuradan beri okur, yarısından okur. Bu arkadaş bunu hem çıkışa koyuyor hem de yaklaşık araya şöyle bir davar gibi bir flanş yapıp bu müşürü geride bağlıyor. Yani sizce bu buradan akan su bunun içine ne kadar temas eder? Ve arabanın ısıyı gördükten sonra, çıkışından gelen ısıyı aldıktan sonra bu araba ne kadar doğru bir fan açma yapar, ne kadar doğru bir soğutma yapar? Hani ben hiçbir şey bilmediğim halde başladığımda ben bunu giriş tarafına koymuştum kendi arabamla. Birçok arabada da giriş tarafında daha sağlıklı olduğunu gördük. Sen güya sözde motor ustasısın. Sana bunu da uyardım. Hani bunu da ilgilenmedin. Bunun çok geride kaldığını da söyledim. Bunu da önemsemedin. Radyatörün önündeki fanın bağlantısında ayakların vidalarını sıkmamışlardı. Kapıda kendim sıktım. Yani sıktığım halde alt ayakları yok. Sıkılmıyor. Onu da göstereceğim. Şu radyatörü ben sıktım. Olduğu gibi sallanıyor. Kapıda kendim motorun yağını boşaltıyordum. Yağını boşaltırken bir şey daha gördüm. Ona da hani karşıma çıktı. Hani dedim ki bir an görmemiştir de takmıştır. Görmemiş değil arkadaşlar. Şimdi çekeceğim. Motor kulağının alüminyum ayağında çatlak var. Ve bu çatlak yeri hani fark etmiş. Tele sürtmüş. Bakmış ne kadar çatlak. Bayağı da bir çatlağı var. Kamerada flaş vuruyor. Pek fazla belli olmuyor ama göstereceğim. Hani görmese eyvallah diyeceğim. Orayı telle temizlemiş. Çatlak kulağa gitmiş yine üstüne takmış. Adam bana dükkandayken motor toplamadan önce gergi paletini gösteriyor. Sıfır ayarında gergi paleti takacağım diyor ve gösterdiği gerçekten sıfır ayarındaydı. Koyu kahverengiydi bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam siyahtı ve gerçekten güzel paletlerdi. Şimdi taktığı paleti gösteriyorum. Taktığı palet de bu. Paletin kenarları kırık. Bana gösterdiği paletle hiçbir alakası yok. Benzin hortumları aşırı dandik. Yani şuradan şuraya kadar mesafede iki tane benzin hortumu kestirip koyamamış. Hani adam akıllı bir basınca dayanıklı benzin hortumu koymamış. Yani saçma sapan bir hortum koymuş. Bunları da ben yine kendim değiştireceğim. Biz arabanın sinir kapağını vanoslu istediğimizi belirtmiştik. Vanos koyacağız dedi. Vanosların malzemelerini eksik olarak dizmişler içine. Aynı zamanda da vanos bozuk. Vanosun fişini iptal ediyorlar. Ve biz diyoruz ki vanos neden iptal diyoruz? Hani vanosu biz vanoslu olarak istedik. Hani siz fişini söküp iptal etmişsiniz. Yok kardeşim arabada yüksek sıkıştırma var. Yüksek sıkıştırma olduğu için vanosu şu anda aktifleştiremeyiz. Halbuki alakası yok. Biz vanosa tetiğini verdiğimizde vanosun aşırı derecede öttüğünü duyduk. Yani şakır şukur ses çıkartıyordu. Sökerken de görmüş oldum. Vanosun parçaları zaten eksik. Eksik bir şekilde dizilmiş. Pulları falan sayısı yerinde değildi. Belki aklıma gelmeyen daha birçok şey vardır. Hani yaşadığımız mağduriyetler hani bunlardan daha da fazla. Anlattıklarımızdan daha fazla mağduriyetler de yaşandı. Yani gerek parasal gerek mental anlamda her türlü sıkıntı yaşadık. Biz bir tavsiye üzerine gittik dediğim gibi. Ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Buradan da yapılan işleri, işçilikleri, takılan malzemeleri herkesin görmesini istiyorum. Onun için bu videoyu çektim. Arkadaşlar da biz bunu söylediğimiz zaman hani illa kötü mü olalım? Hani illa bir problem, sıkıntı mı yaşayalım dediğimiz zaman da adamlar hiç oralı bile değil. Hani kardeşim diyor işte. Yani biz yaptık işimizi vesaire tarzında konuşuyorlar. İşin arkasında durma kesinlikle yok. Yani işin arkasında duruyor olsa bobinlerim sıfırdı, daha sıfır takıldı. Kendi hatasıyla gitti. Yani bugün de bir bobin 3,5-4 milyar hani fiyatı. Sadece bobinlerin fiyatı bu kadar. Hani o zaman alsaydı kendi arabasına taksaydı bana tekrardan sıfır bobin alsaydı. Veya hatta çekici masraflarımı karşılasaydı. Yani enjektör temizliğindeki vesaire hani koşturmalar, gitmeler, gelmelere kadar her şeyi biz yaptık. Dediğim gibi çok mağduriyetli bir ustalık oldu. Sözde usta. Bu da söktükçe her şey belli oluyor. Bunu kumlamaya verecektik. Hani adam akıllı bir boyayalım diyecektik. Bu şekilde takmayalım arabaya. Söktük ve kumlamaya verirken
İran yapıştırıcısıyla karşılaştık yine. Şaşırtmadı. Zaten uçlarından kalkmış kopuyor. Az daha içine düşüyordu. Yani daha sayısız bir ton sorunla karşılaştık. Bunların dükkanının adı Ok Motor. Biz gittik. Arabamız da ok olsun dedik. Meğerse arabamız da dükkanı gibi bok motor oldu. Allah'tan Eren var, topluyoruz. Yani ben çok sinirliyim, daha bir şey konuşmak istemiyorum. O kadar.